Sevgili izleyiciler, şimdi kameralarımızı Diyarbakır'a çevireceğiz. Hacire Akar'ı hatırlıyorsunuz. HDP tarafından çocuğunun dağa kaçırıldığını iddia etmişti ve HDP il başkanlığında oturma eylemi başlatmıştı. Şimdi bir başka acılı ailede yine aynı iddiayla HDP il başkanlığında oturma eylemi başlattı. İddia şu: 17 yaşındaki çocuklarını 30 Ağustos'ta HDP dağa kaçırdı. Arkadaşımız, İhlas Haber Ajansı'ndan arkadaşımız Aydın Yorat şimdi acılı ailenin yanında. Ben hemen sözü Aydın ve konuklarına bırakıyorum. Evet, Diyarbakır'da geçtiğimiz cuma günü 17 yaşındaki Süleyman Çetinkaya ortadan kayboldu. Aile çocuklarının ortadan kaybolması üzerine polis ekiplerine şikayette bulundu. Şikayetin ardından en son HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'nda görüldüğünü belirten aile bugün sabah saatlerinde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelerek çocuklarının bulunması için oturma eylemi başlattı. Baba Şahap Çetinkaya, anne Fevziye Çetinkaya ve kardeş diğer çocukları ile yeğenleriyle birlikte HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemlerini devam ettiriyorlar. Şu anda yayın konuğumuz kayıp olan terör örgütü mensuplarınca dağa kaçırıldığı iddia edilen Süleyman Çetinkaya'nın babası Şahap Çetinkaya ile birlikteyiz. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle geçmiş olsun diliyoruz size. Bize konuyla ilgili biraz bilgi verebilir misiniz acaba? Bizim sorulara sürekli buna geldiğini. Süresi çok, bu partiye çok takıldı. Zaten cuma günü geldi, cuma günü hastaneye geldi. Benim bir tane abim benden büyük dedi, hastaydı. Hasta geldi, ona ana beraber, o geldi hasta. O dile Diyarbakır'a geldi, o hastaneye kaldı anası. Saat 6'ya kadar telefonu açtı, 6'dan sonra kapatmıştır. Zaten burada gençlik kolu da üye olmuştur. O gitti burada, hepsi burada kaybettir artık. Efendim, siz en son HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'nda mı görmüştünüz çocuğunuzu? Her gün buraya geldim. Sürekli bu partiye geldim. Sürekli. Ama Diyarbakır'a gelsem mutlaka buraya geldim. Onu beni yıkadı yıkadı dağlara kaçırdı. Peki sizin düşünceniz ne? Çocuğunuz nasıl oldu? Nasıl gitti? Bize biraz anlatabilir misiniz? Ben düşüncesimiz böyledi. Ben çocukları versin. Bana bir şey yapmış olabilir, bir şey istedim. Bak, ben 4 tane çocuklarım vardır. Bak, bir tane buradadır. Bir tane de zaten kepçeler çalışmıyor, o da geldiler. Bir tane burada borçtaydı, bunu onu evlendiler. Ben 10 defa bu partiye gelmişti, benim çocuklarım hiç işe vermedi. Bizim köyleri hepsi çalışıyor, komple çalışıyor. Ben bunlara 10 defa söyledim, bak bunu da dağa gönderiyorsunuz, işe vermiyorsunuz. Yazık değil mi insanları? Benim düşmanım değil. Beni zorla, beni bir zararım ondan vurmamıştı. Gece gündüz beni sıkıştırıyorsun, boşu boşuna ben çocuklarım... Efendim, eyleminize ne kadar devam edeceksiniz? Çocuğunuzun bulunana kadar burada kalacaksınız. Gelmene kadar biz getiriyoruz. Gelmene kadar biz burada gelmiyoruz. Bir ay, iki ay, üç ay burada bekliyoruz. Gece gündüz burada yatıyoruz. Bizim evimiz burada işte. Zaten bizim evimiz, dünyamız bitmiş, bu evimiz burada kalmıyor. Bundan sonra ya burada ya mazardır. Efendim, siz ilçenizden geldiniz, ilden geldiniz buraya. Kim buradasınız? Biraz da ondan bahsedebilir misiniz? Üç tane kızım, bir tane oğlum gelmiştir. Bir tane, iki tane daha gelir, yolda da gelir. Bir tane azdan gelmiş, bir tane İstanbul'da gelmiştir. Efendim, teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sağ olun. Evet, acılı aile, acılı baba Şahap Çetinkaya ile görüştük. Çocuğunun bulunmasını istediğini ve çocuğunun bulunana kadar da HDP Diyarbakır İl Binası önünden ayrılmayacaklarını, çocuğunun bulunduktan sonra da evlerine gideceklerini söyledi. Biz gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Sözü tekrar merkeze bırakalım.